Liste mesaisinin en hareketli olduğu adreslerden biri de Millet İttifakı'ydı. 4 partiden 71 aday seçim yarışına CHP listesinden dahil oldu. CHP ve İYİ Parti ise fermuar modeliyle 16 ilde ortak liste hazırladı. CHP'li 134 milletvekilinden 66'sı listeye giremedi. Kılıçdaroğlu'nun da Akşener'in de bazı yakın kurmayları listelerde yer bulamadı. Onun yerine bazı sürpriz isimler aday olarak gösterildi. Liste trafiğinin en yoğun olduğu adres de CHP Genel Merkezi. Parti meclisi toplantısı tam 5 kez ertelendi. Kesintisiz 24 saati aşan mesainin ardından liste son şeklini aldı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak aday listelerimizi getirdik ve bugün teslim ettik. 4 partiden 71 aday yarışa CHP listesinden katıldı. DEVA'ya 25, Saadet'e 24, Gelecek Partisi'ne 19, Demokrat Parti'ye ise 3 kontenjan ayrıldı. Her bir seçenek üzerinde duruluyor. Önemli olan maksimum yararı nasıl sağlayabiliriz? Bunun üzerinde çalışılıyor. CHP'li 134 milletvekilinden 66'sı ise listeye giremedi. O isimler içinde Kılıçdaroğlu'nun yakın kurmayları da var. Bülent Kuşoğlu, Muharrem Erkek, Ahmet Akın, Onur Saladı Güzel, Selin Sayekböke, Engin Özkoç, listede olmayan tüm bu isimler yeni dönemde bakanlık için konuşuluyor. Biz listelerimizde ittifak içinde bulunmuş olduğumuz partilere yer verdik. En tartışılan isimse eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin oldu. Eleştirilere Ergin, bu Deva Partisi'nin tasarrufu. CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum açıklamasını yapmak zorunda kaldı. Ergin gibi Demokrat Partili Cemal Enginyurt da Ankara'dan CHP listesinden aday gösterildi. İnanıyorum ki Türkiye'mizi demokratik parlamenter sisteme geçirecek olan en doğru aday Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Bu destekse Mustafa Sarıgül'e de CHP listesinde yer açtı. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı memleketi Erzincan'da birinci sıraya yerleştirildi. Nereden nereye geldiğimizi değerlendirme imkanı veriyor. CHP tarihinde ilk kez başörtülü milletvekili adayları da listede yer buldu. CHP'nin ilk başörtülü parti meclisi üyesi Sevgi Kılıç İstanbul'dan aday gösterildi. Zekiye Altay Ağrı'dan, Berna Sukas'a İstanbul'dan aday yapıldı. İkinci seçime çalışmasını yaptık. İkinci seçimde İstanbul'u kazandık tekrardan. İYİ Parti'nin aday listesinde de dikkat çeken isimler var. Futbol dünyasının ünlü isimleri Gökhan Zan ve Ünal Karaman İYİ Parti listesinde. Şampiyon tekvandocu İrem Yamansa fermuar modeliyle CHP listesinden aday. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediğiyle Hatay ve şahsi listede çok sayıda AK Partili eski bakan ve yönetici de var. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin Ordu, eski Tarım Bakanı Ahmet Eşref Vakıbaba Ankara'dan aday gösterildi. Eski AK Parti milletvekili Turan Çömez ise Balıkesir'den aday oldu.